bize göre üç konu devleti bu görüşme masalarından kalkmaya zorladı. Ya da öyle zorlandılar. Birinci konu, Rojava'daki gelişmeler de PYD'nin giderek uluslararası meşruiyet kazanması. İkincisi, uluslararası toplum güçleri ittifak halinde Rojava'daki iki kantonun birleşmesi ve daha sonra da buna 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin alındığı yenilgi ve HDP'nin başarısı da eklenince bu masadan kalkma ve savaş konseptinin devreye girmesi söz konusu oldu. Bundan sonra artık acılı bir ortam hepimiz birlikte yaşamaya başladık. Tüm Türkiye halklarını olumsuz etkileyen gerek ekonomik alanı, gerek siyasi alanı bulandıran süreç başlamış oldu. Bugün aslında Dolmabahçe mutabakatında varılan süreç devam etseydi, belki bugün endişelerimizi belirttiğimiz ya da hepimizi düşündüren, bu kaos ortamdan nasıl çıkacağımızı düşündüren bir ortam da olmayacaktı. Öz yönetim talepleri bir haktır arkadaşlar. Bu uluslararası sözleşmelerde de tamamen güvenceler alınmış, uluslararası hukuk belgelerinde yer alan bir taleptir, bir haktır ve meşrudur, haklıdır. Bu nedenle biz Demokratik Toplum Kongresi olarak diğer bütün kurumlarımızla da, burada hazır bulunan kurumlarımızla da birlikte bu mücadeleyi sahipleniyoruz. Bunu çok açık bir dille her zaman dile getirdik. Yine dile getirmekte fayda görüyoruz. Bir diğer konu özellikle belirtmek istediğim, devletin bugün sürdürdüğü savaş konsepti kuralsız, ahlaksız ve hukuksuz devam etmektedir.